Yani bu ülkede birilerinin ne yapması gerektiğini niye hep bir başkaları belirliyor? Çocukluğumuzdan beri okula giderken böyle giyiniyorum. Kravat takmıyorum ya. Çocukluğumdan beri her kravat. Ya giyineceğin kıyafeti birileri belirliyor. Amerika'daki eğitim sistemine özeniyorlar. Amerika'ya özeniyorlar ama Amerika'daki kıyafete şeye özenmiyorlar. Çünkü koyun gibi izleyip insanları o şekilde yönlendirmeye alışmışlar ya. Çocukluğumuzdan beri tek kravatı böyle sanki boynuma yular bağlamışlar gibi bazen hissediyorum. Aslında ne kadar güzel, ne kadar kibar bir yapı. Ama belki benim ruhumda çalkantılar çok fazla. Ben belki normal değilim. Belki ben de çok fazla etki yapıyorum. Size samimiyetliğimle söylüyorum. Hayatımda ikinci kez böyle programa çıktım. Kendi kendime geriliyorum, asabi bir insanım. Sinirliyim. Ya ben itici bir insan da olabilirim. Ben agresif bir insan da. Ya böyle ki ben kötü bir insan. Ama ben hayatımın hiçbir döneminde gerçek hırsızları bilip de onları alkışlayanlardan olmadım. Ben hayatımın her döneminde çocukluğumdan beri yüreğimi, kaburgalarımı taşıdım. Çocukken ailemle muhalefet oldum, evden ayrıldım. Öğretmenlerimle muhalefet oldum, okuldan ayrıldım. Hayatım boyunca her zaman içine girdiğim atmosferlerde dik fikirli olan, kendini çok kral zannedenleri, ailemde de kral zannediyorlardı, okulda da kral zannediyorlardı. He, sizi yıkamam yönetiminizi dedim ama krallığınızı kabul etmiyorum dedim, çektim gittim. Ya bir de ben, birileri benim ne yaptığımı belirlememeli abi. Yani birileri benim ne konuşacağımı belirlememeli. Ya ben ne istiyorsam yaparım.